Sormak istiyorum efendim, Erzurum'dasınız, Doğu'nun kadim şehrindesiniz. Ben dört kuşak bir Erzurumlu olarak memleketimi çok seviyorum. Memleketimin insanını, memleketimin kültürünü, memleketimin bin yıldır ayakta kalan değerlerini, yemeğini, misafirperverliğini, her şeyini çok seviyorum. Bugün bir konağa gittik, orada bir abimiz bizi karşıladı da, bu konağın sahibinin torunuymuş kendisi. Paşa Zahir Konağı. O çok güzel kıtlama çayı tarifini yaptı bize. Benim için de Erzurum şu an öyle bir şey. Sağ yapsan, sol yapsan tadını alırsan. Merak edilen sorular varsa ben şöyle salona doğru dönüyorum. Güzel mikrofon gönder. Daha önce yine gelenekli sanatlarla alakalı çalışmalar yapmıştık, yapıyorduk. Bu kültürümüzün içerisinde az önce Vildan Hanım'ın söylediği gibi, yani bu derin, bu zamana yayılan, hatta tanıştıkça insanı hakikaten kendine aşık eden diyebileceğim, belki de bazen de sarhoş eden bu kültürün içerisine girdikçe bu alandaki çalışmalar yapma isteği daha da arttı. Birden de kendimizi bu işlerin içerisinde bulmuş olduk. Dolayısıyla biz de halk sanatıyla alakalı bir çalışma yapalım diye niyet ettik. Çünkü halk sanatı biliyorsunuz gelenekli sanatların en böyle omurgalı sanatlarından bir tanesi. Yerleri sahiplenme derecesi beni gerçekten şaşırttı. Yani gerçekten böyle bir şey... Yani hikayesi... Yaklaşık iki ay kadar, bir buçuk ay kadar da meşk aldım ben. Buradan Cavide hocamıza da, bizim meşk, hat danışmanımız Cavide Pala, ona da selam olsun. Ondan meşk ders aldım ama bu konuda maalesef başarılı olamadım. Yani filmde gördüğünüz kadarıyla aslında varım, devam ettiremedim. Çünkü çok zor bir şey, çok konsantrasyon ve onun manasını, işte o güçlü maneviyatı gerektiren bir şey. Şeyi açtı ama şöyleydi. Ben kopya çekerek bir ay ilerlediğim için. Ders alıyoruz. Hocamız bize Rabbi yesir ve la tuasi, Rabbi temmin bil hayr. İlk hat derslerini bununla başlıyorsunuz. Ve bunu bitirmeden de bu yazıyı düzgün, ama her şeyini düzgün bir şekilde bitirmeden harflere geçiş yapamıyorsunuz. Burada hat dersler alan kardeşlerimiz var mı? Vallahi tebrik ederiz. Evet, biz derslerimizi almaya başladık işte. Ben yazmaya çalışıyorum ama yazamıyorum, yani çok zor. Böyle çok da sevdiğim harfler oluyor içerisinden böyle. İşte vav harfi, böyle elif harfi. Böyle inanılmaz yazarken böyle çok keyif alarak
yazıyorum. Ama yazamıyorum. Ama bütün olarak yazamıyorum yani. Hiç yazamıyorum. Ama 1,5-2 ayda arkadaşlar, hatta olunur mu yani? İnsanlar 5 yıl emek veriyorlar icazet, belki daha uzun bir süre icazet alabilmek için. O zaman bana kopya kağıdını gösterdi, dedi ki bunu dedi üstüne koyuyorsun. Bununla çok güzel yazılıyor diye. Evet, biz her hafta işte Cavide hocamıza götürüyoruz, yazıyı gösteriyoruz. Ben tabii ilk hafta kopya çektim ama o kadar da salak değilim tabii. Biraz da kendim bozarak götürdüm filan. Ama anladı yine de. Kopya kağıdını da getir dedi filan. Sonra Bildan'la tanıştırdım. Bildan bence hayatında ilk defa kopya çekti. Okul hayatında dahil. Görünce çünkü böyle şey, Neptün'ü görmüş gibi oldu. Aa, kopya kağıdı mı? Öyle işte. Öyle, çok güzeldi abi. Sağ evet, çok yani, güzel. Yani çok güzel. Yani hattat olmak gibi ya da işte hattatlar kadar hani yani bunu yapabileceğimi şu an sanmıyorum yani. Ama zaman ne gösterir bilemeyiz. Allah bilir her şeyi. Ama böyle bazen hani elimde kağıdım duruyor, mürekkebim var, kalemim var. Hepsi duruyor ve hani bazen böyle açıp deniyorum. Hani insanın rahatlatan da bir özelliği var. Ama ben hani Selma'nın söylediği gibi hani keşke bütün bu cevrandan kalanı alıp bir tablonun, bir çerçevenin içine koyan olarak kalsaydım ama olmadı diyor. Benim için de öyle olmadı. Ben yazan değil de şu an zikrederim. Çok teşekkür ederim. Siz beni ekibim için. Ve ben söyleşimi burada sona erdirirken, takdim edilirken hemen bir küçük hatırlatmada bulunayım ben. Programımızın sonunda fuaye kısmında bir küçük kokteylimiz olacaktır, ikramlarımız. Ve orada fotoğraf çekimi için de bir alan oluşturulmuş bulunmakta. Thank you.